Selamun aleyküm gençler. Hoş geldiniz. Bir önceki bölümü izlemediniz değil mi? Ulan oğlum ben şu girişi yapmaktan sıkıldım. İzleyin artık ne olur. Kusura bakmayın. Meditasyon bende kafa yapıyor biliyor musunuz? Siz bir önceki bölümü nasıl kaçırdınız ya? Oğlum gayet efsaneydi lan. Bence izlemeniz lazım. Bu arada niye burada meditasyon yaptığımı sormayın tamam mı? İşte bir önceki bölümün özeti. Usta, o kel adam. Usta, kel adam. Hangisi? Şu şeydeki mi? Ulan onu da tanımayan yok ya. O değil, o değil. Bahsettiğim vardı ya hani, müdürün ofisi. Usta, bizim evden çıktı usta. Topraktan çıkacak değil ya, tabii sizin evden çıkacak. Murat, suçüstü mü yaptın yoksa? Yok be usta, bildiğin gibi değil. Vallahi beni ekmeğe yolladılar. Ben de o arkadan izledim biliyor musun? Bir baktım bu çıkıyor. Hadi bakalım. Geliyor. Alın bakayım. Buyurun. Ulan bunlar da ne? Lan koşun. Çıkın sınıftan. İntikam acı yenen bir yemektir. Daha doğrusu soğuk. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi çılgınca bir şey yapmıştık. Ve sınıfa biber gaz atmıştık. Herkes kırılmıştı. O bölümü hala izlemediyseniz linkini hem açıklamada hem de bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Şayet bölümleri kaçırmazsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü seriyi daha iyi anlarsınız. Şimdi gördüğünüz gibi kel buraya gelmiş. Yine maalesef ki Murat'ın annesini gözetliyor. Bakalım Murat'ın başına bugün neler gelecek. Hadi başlayalım. Aaaa yine gelmiş. Bunun burada ne işi var? Yalnız çok yakışıklı değil mi? Farida. Camınızdan da bir şey görünmüyor ki. Farida hadi çocuğu okula gönder. Ben geleceğim. Aaaa en iyisi ben Murat'ı okula göndereyim de. Ondan sonra bu gelsin içeri. Murat. Oğlum. Murat okula geç kalıyorsun Murat kalk. Anne daha erkendir ya. Değil Murat zaten okula bisikletle gidiyorsun oğlum. Kalkma vakti geldi. Baksana güneş doğuyor hadi Murat. Tamam anne kalkıyorum. Saat kaç anne? Saat 7:51 geçiyor Murat. 7:51 mi? Kız bu şimdi mi söylenir ya Allah Allah. Okula geç kalıyor o ne lan? Anam. Lan? Bunun burada ne işi var? Nah çıkıyor saklanmam lazım. Nah bakıyor. Biraz daha geri çekileyim. Görecek beni. Ulan. Beni görünce saklandı. Anne. Anne var ya. Sana diyecek söz bulamıyorum anne. Sen beni katil edeceksin bir gün. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Ulan anne. Ulan oğlum bu keli dövmek isterdim de. Dövemem biliyor musunuz? Ayı gibi bir şey. Yani şimdi yanına gidip ne diyeceğim ki? Selamun aleyküm annemin yanında ne işin var mı? Saçma olur değil mi? Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Dünyanın en talihsiz çocuğuyum oğlum lan. En sevmediğim çocuğun babası benim annemle takılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yalnız geçen bölüm ne aksiyon yaşadık lan. Oğlum sınıfa biber gaz attık ama inşallah kimse bizi görmemiştir değil mi? Cansu dışında kimse görmedi gerçi. Başımıza bela açmak istemiyorum. Okulumuzu bitirmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz babamız yok. Maalesef ki yetimiz. O yüzden okulu bitirmemiz lazım. Okulu bitirince iş bulacağız. Ondan sonra annemizden de kurtulacağız. Evet İş bulur bulmaz annemi artık hayatına bırakırım. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Ne bileyim gider başkalarıyla mı takılır. Benden uzak olsun Allah'a yakın olsun. Ve okula geldik. O ne lan? Oğlum bu Cansu değil mi? O ne lan asıl? Köpek sesi geliyor duydunuz mu? Oğlum Allah Allah. Lan vallahi bir köpek ağlıyor gibi bir şey abi. Ne oluyor lan? Bisikleti bir bırakayım da bir dakika. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın bir yerde köpek ağlaması geliyor. Vallahi ben eklemedim. Yani efekt falan sanmayın. Ciddi anlamda ben yapmıyorum. Oğlum nereden geliyor lan o? Yalnız Cansu ne yapıyor? Ben onu merak ettim. Vallahi bir yerden de köpek ağlaması geliyor ama. Oğlum milletin arabalarına bakın lan. Bizde daha telefon yok telefon. Adamlar okula arabayla geliyor. Hey anasını Oha lan. Oğlum Lamborghini lan. Adamlar okula Lamborghini ile geliyor. Anam. Bu kimin arabası? Aa Beşir mi? Anam. Cansu. Manzaraya bakar mısın? Murat. Saçmalıyorsun. Utanmıyor musun Murat? Oluyor mu? Oğlum yalnız niyeyse hiç utanmıyorum lan valla. Bakasım geldi durun. Hay maşallah. Adı Yaman Karpuz. Yani. Ne oluyor oğlum orada? Anam. O ne lan? Köpek mi oğlum?
Ulan keşke köpek olsa. Pitbull lan bu. Ay Beşir, bu gerçekten de senin mi? Yoksa yolda mı buldun ya? Ne kadar akıllı bu. Yahut Cansu, ben Almanya'dan geliyorum. Sen ne saçmalıyorsun? Pitbull hiç sokakta bulunur mu? Cansu bu benim köpeğim. Ben Almanya'dan getirdim bunu. Ay ben vahşi ve yaramaz şeyleri çok severim. Ay bu çok tatlı ya. He Cansu, senin kadar değil vallahi. Kadayıf gibisin, şöyle hıt diye yiyesin geliyorum yani. Cansu sen daha tatlısın. Ulan şerefsiz. Kızı demek köpekle ayartacağını sanıyorsun ha? Cansu'yu sana yedirmem lan. Yedirmem. Gerçi bana ne oluyorsa lan. Sanki Cansu'yla sevgiliyiz de. Ama bakarsınız olur değil mi? Olur mu dersiniz lan? Yakışır mı sizce? Yalnız ben buna artık müdahale ederim. Yoksa kızı götürecek yani. Cansu. Cansu merhaba. Ay Beşir çok tatlı bu ya. Aa o kim ya? Aa Murat. Murat? Aa nereye gidiyorum ben ya? Murat. Hoş geldin okula. Hoş bulduk Cansu. Nasılsın? Ay ben iyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun valla. Biliyorsun dünden beri aynı yani. Ay hınzır. Ya dün neler yaptın sen öyle? Cansu Beşir duymasa iyi olur, tamam mı? Ay korkma ya, tamam tamam. O kimseye söylemez. Öyle değil mi Beşir? He neyi söylemem Cansu? Oo Murat ne yapıyorsun bakayım? Ben Almanya'dan köpek getirdim, gördün mü? Gördüm gördüm. Maşallah çok da güzelmiş oğlum, ısırmaz değil mi lan? Benim küçüklükten beri köpeklere bir korkum var. Gerçi ben zaten küçüğüm lan. Yani bayağı bebelikten beri pitbulllardan korkarım. Bunlar benim bir kere bacağımı ısırdı, biliyor musunuz? Ondan beridir bunlara yanaşamıyorum maalesef. Hem Murat sevmek ister misin Almanya köpeği, merak etme ısırmaz. Yok sağ ol. Hayvan neredeyse benim kadar lan. Oğlum hayvanın oturuş boyu neredeyse ben kadar. Üstüme atlasa var ya, oha. He Cansu sen bir şey diyordun, bu bücür bir şey yapmış diyordun, ne yapmıştı? Anlat bakayım. Ay Beşir, dün hani sınıfa birisi biber gaz atmıştı ya. He evet Cansu, hatırlattım, ne olmuş? Ay Beşir, o Murat'tı. He Murat'tı mi? Yok ben Murat'tı içmiyorum. Ay Murat'tı değil, Murat'tı. Yani biber gazını Murat attı. Kızım niye söylüyorsun ya? Ay sakin ol Murat ya. Beşir de bizim gibi biraz haylaz değil mi Beşir? Anlar seni. Ulan vay namussuz velet. Demek sen attın öyle mi Murat? Yani. Ne oldu lan? Bu ayağa kalktı. Beşir. Söylesene otursun ya. Ulan senin yüzünden ben dün krize girdim. Oğlum George. Aslanım benim, saldırmaya hazır mısın? Saldırmak mı? Ay Beşir. Ne yapıyorsun sen ya? Sen karışma Cansu. Ulan velet. Benim bibere alerjim var. Senin yüzünden bir hafta ben hastanede yattım, biliyor musun sen? Aa hadi ya. Vallahi bilmiyordum la Beşir. Oğlum sustur lan şunu. Ay Beşir köpeğine hakim olsana ya, ne yapıyorsun? Cansu sen karışma dedim. Demek sen yaptın öyle mi? Bittin lan sen. Oğlum George saldır. Ya Beşir açıklayabilirim, ben bilmiyordum yani. Oğlum bu bunun bakış değil, alın avradını. Isırdı alın avradını. Kolumdan ısırdı. Lan Allah, oğlum pitbull kovalıyor. Allah belanı vermesin. Lan hoşt alın avradını. Isırdı beni, ısırdı. Şerefsiz köpek. Anam. Isırdı. Kolumdan ısırdı vallahi. Ay Beşir sen ne yaptın ya? Çocuğu öldüreceksin. Beşir. Allah belanı vermesin. Murat neredesin? Murat, aa, kanıyor lan çocuk. Hocam yardım edin. Hocam Murat'ı pitbull kovalıyor. Hocam yardım edin. Güvenlik görevlisi yardım edin. Aferin oğlum. Isırdın demek ha. Aşağılık Murat seni. Ben Almanya'dan geliyorum oğlum. Bir daha sınıfa biber gazı attığını görürsem pitbull'a söylerim, çükünü kopartır, anlıyor musun? Ulan aa, kolum. Lan kolumu hissetmiyorum. Çok kötü ısırdı. Lan çek lan şu köpeğini. Yardım edin hocam. Ulan şayet benim pitbull'un ısırdığını söylersen. Bittin sen. Senin sınıfa biber gazı attığını söylerim. Anladın mı beni? Sakın sesini çıkartma. Ne? Pitbull mu? Demek pitbull'a en nefret ettiğim hayvandır. Lan çekilin bakayım. Şşt uzaklaş bakayım. İyi misin oğlum? Oğlum tamam, bayıldım. Merak etme. Sus lan, konuşma. Sus. Bayıldı. Bayılmadı. Hoş. Lan. Bayılmadı. Vur. Bunlar kolay bayılmıyor. Lan dur bakayım, bayıldı mı? Dur. O ne lan, götü başı yamuldu hayvanın. Tamam dur. Dur bayıldı, tamam. Oo kafasına da vuruyor.
Tamam tamam, sakin hocam. Ulan bayılmamış lan. Hocam, hocam çekilin hocam. Tamam, tamam hocam durun. Biraz daha elektrik veriyorum hocam. Hocam elektrikliyorum, sakin. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun güvenlik? Bırak şunu Allah'ını seversen, tamam. Tamam güvenlik. Güvenlik yapma, bana tak yattı bak, Allah belanı vermesin. İndir silahını, babam seni okuldan attırır. İndir silahını, benim babam çok zengin bak. İndir diyorum. Hala sıkıyor. Ben Almanya'dan geliyorum. Köpeğimi bırak. İndir indir. Oğlum. Oğlum iyi misin George? George sakin ol, otur oğlum. Gördünüz mü? Benim köpeğim saldırmadı. Neden hemen benim köpeği vurdunuz? Ulan oğlum. Okulda pitbull'un ne işi var lan? Çocuğun kolu kanıyor. Çocuk söyle bakayım bana. Bu mu ısırdı seni? Ay söyle ona Murat, söyle. Yok güvenlik abi. O ısırmadı ya. Başka bir sokak köpeğiydi. Ay Murat sen ne diyorsun, bu saldırmadı mı sana? Murat niye yalan söylüyorsun? He duydun mu güvenlik? Benim köpeğim saldırmamış. Bittin oğlum sen. Benim babam bu okulun en büyük bağışçılarından biri. Seni şikayet edeceğim, attıracağım bu okuldan. Ya yapma öyle şeyler, yapmayalım ya şimdi. Cici köpek, ah cici köpek. Yapmayalım öyle şeyler. Yapmam ama bir şartım var. Buyur söyle. Ne istersen oğlum. Hah. Böyle ol bak. Bir şey iste benden. Söyle. Bundan sonra bana çalışıyorsun. Okul güvenliği olarak beni koruyacaksın, anlattın mı? Ne istersem yapacaksın. Yoksa seni attırırım. Anlayamadım. Ne diyorsun oğlum sen? He o zaman ben bir babacığımı arayayım, olur mu? Seni bir kovdursun. Tamam tamam oğlum. Tamam. Ne istersen ne istersen, tamam yapma. Ha şöyle. Yürü George oğlum, gidelim. Sana da geçmiş olsun Murat. Sokak köpeklerine dikkat et, tamam mı? Almanya'da da sokak köpeği çok. Aman diyeyim. Sağ ol, ederim. Hadi George oğlum gidelim. Şerefsiz seni. Sınıfa biber gazı atarsın ha. George parçaladı vallaha. Gel oğlum gel. Ben nereye girdim lan? Vay anasını satayım. Ulan. Çok kötü ısırdı ya. Kolum kanıyor. Murat niye söylemedin ya pitbull'un ısırdığını? Alsalardı elinden. Hayvan ya. Sana saldırttı resmen. Cansu. Bunların hepsi senin yüzünden ya. Pardon da biber gazlarını ben mi attım Murat? Ya söylemeseydin bu salağa bir şey olmayacaktı. Bana köpeğini saldırttırmayacaktı. Kanıyor ya. Ay sen iyi görünmüyorsun ya. Gel ben seni hastaneye kadar bırakayım, olur mu? Sahiden yapar mısın bunu ya? Ay tabii ki de. Revir falan halledemez bunu, baksana. Dikiş gerekiyor buna. Ay çok kötü ısırmış, bakamıyorum da. Gel Murat gel. Aha, neyle gideceğiz? Dolmuşla mı? Ay ne dolmuşu Murat, şaka mı yapıyorsun, gel ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu da bir ayrı komik bir çocuk. Ben seni arabamla götüreceğim Murat. Ay çocuk biraz haklı galiba ya. Ben biraz eşeklik ettim. Söylemeyecektim. Beşir, yazıklar olsun sana da yani. Gerçekten. Ha good boy. Good boy. Aslanım benim. Murat bir tur daha saldırsın mı? Oha. Yok. Oha Allah lan oğlum, acıyor lan. Ay gel Murat gel. Ay baksanıza patır patır kan dökülüyor ya. Gel Murat, benim arabam burada, gel. Gel ben seni hemen götüreyim. Ay kusura bakma ya, çenemi tutmam lazımdı. Gel Murat. Ben ne bileyim, Beşir'e güvendim. Gel böyle gel. Ben seni hemen götüreyim. Bin böyle gel. Ay iyisin değil mi? Ah, senin araban olduğunu bilmiyordum ya. Senin ehliyetin var mı? Ay Murat şaka mı yapıyorsun? 18'e girer girmez aldım zaten. Hadi ya. Ulan bizim bir telefonumuz yok. Kızın arabası var, anasını satayım. Ay senin araban yok mu? Sen okula neyle geliyorsun ki? Vallahi ben bisikletle geliyorum ya. Ben araba sürmeyi bilmiyorum ki. Ay seni şimdi hastaneye götürelim de. Ben sana öğretirim araba kullanmayı, tamam mı? Zaten benim yüzümden ısırıldın. Artık sana bir şey borçluyum Murat. Yok ya Cansu, sağ ol. Sana zahmet vermeyeyim. Ay canım ne zahmeti ya. Kusura bakma Murat, gerçekten. Neyse Cansu ya, olan oldu. Sen yorma o güzel yüzünü, tamam mı? Ay güzel yüz mü? Aa kırmızıda geçiyoruz ya. Hay Murat ya. Hala iltifat ediyorsun. İnanamıyorum. Yani ama güzelsin ya. Ay şapşal. Bunlar hep ısırıktan oluyor olsa gerek. Kafan yerinde değil senin. Yalnız bana niye mesaj atmadın bir hafta boyunca? Sana telefon numaramı verdim. Ya benim telefon bozuldu biliyor musun? Tamirciye verdim de daha gelmedi. Ha ben de diyorum, yoksa benimle konuşmak istemiyor mu? Olur mu Cansu ya? Benim en çok istediğim şeylerden birisi seninle konuşmak. Acıyor lan. Ay çok tatlısın ya. Gerçekten özür dilerim Murat.
Beşir'in köpeği üstüne salacağını bilmiyordum ki. Neyse tamam ya, olan oldu. Hem zaten ciddi bir ısırık değil gibi duruyor değil mi? Evet. Ulan kolunun yarısı gitmiş neredeyse. Hala ciddi bir ısırık değil diyor. Neyse Murat, geldik. Burası devlet hastanesi değil mi Cansu? Ay, devlet hastanesi mi? O ne Murat ya? Devlet hastane mi yapıyor? Ulan bir dakika. Yakınlarda devlet hastanesi yok ki gerçi. Lan burası özel mi? Şimdi sıçtık. Ay Murat, iyi misin sen? Hastaneye getirdim işte ya. Devlet hastanesi ne demek Murat? Arkadaş, seninki de nasıl bir zenginliktir. Kız devlet hastanesini bilmiyor lan. Yani Cansu, ben şaka yaptım ya. Hadi girelim içeri. Ondan sonra da doktorlar bize girsin faturayla. Ay çok şakacısın ya. Bir an dedim ne diyor bu? Devletin hastanesi mi var ya? Allah Allah. Gel Murat gel. Kanıyor hala baksana, gel. Ay iyi günler. Arkadaşımı pitbull ısırdı da. Bir yardımcı olur musunuz? Arkadaşınızı pitbull mu ısırdı? Pitbull öyle mi? Tehlikeli hayvan. Bakalım hemen bir. Doktor bey. Tabii. Hemen bakıyorum. Arkadaşı siz misiniz? Kardeşiniz falan mı? Yok, çocuğuyum. Allah Allah. Arkadaşıyım oğlum, arkadaş lan. Kardeşi olsam kardeşim derdi değil mi? Doktor, ağzını yüzünü kırarım. Tamam, sinirlenmeyin beyefendi. Durun bir bakayım. Pitbull'un ısırdığı yer evet bayağı kötü olmuş ama bizim havaya kattığımız D, B, E, C, S, X, W, Q, Y vitaminleri senin kanamayı dindirmiş, merak etme. O ne lan öyle? Bayağı bildiğiniz ortam vitamin manyağı olmuş. Doktor bey bir şey diyeceğim. Bu vitaminler de faturaya dahil mi? Küçüğüm fatura diyor. Elbette ki oğlum, şaka mı yapıyorsun? Tabii. Doktor, sana durumu şöyle anlatayım. Bu kız zengin, ben fakirim, bende 5 kuruş yok. Kızı seviyorum, ne olur karizmamı çizme. Ama küçüğüm, ne istiyorsun anlamadım. Ya oğlum bir şey yok de işte ya, sapasağlam da gönder beni. Ben sonra devlet hastanesinde diktiririm kendimi, tamam mı? Olmaz oğlum. Vallahi mikrop kaparsın lan. Enfeksiyon kaparsın, olmaz. Ya doktor yeme beni oğlum, yeme lan, bir şey olmaz lan bir iki saatten. Hem ben iyi hissediyorum, bir şeyim yok. Oğlum olmaz olmaz, seni gönderemem. Her gelene sokmamız lazım. Faturayı yani. Hastanemizin politikası bu. Kusura bakma. Ya bak, belki büyüyünce ben de doktor olacağım. Tamam büyüyeceğime ben de çok inanmıyorum ama yani büyürsem doktor olacağım. O yüzden doktor, hadi lan meslektaşını birazcık gözet oğlum hadi. Sen de öğrenci evinde kalmışsındır hadi. Sen öğrenci evinde mi kalıyorsun? Yok da bizim ev mülteci evinden beter. Bırak öğrenciyi. Yani doktor karizmamı çizme işte, sus. Ay doktor bey, neyi bekliyorsunuz ya? Diksenize. Hanımefendi. Yani öyle çok ciddi bir şeyi yok. Ay doktor bey, dalga mı geçiyorsunuz ya? Bakın ben bu hastaneye her gün geliyorum. Düzenli check-up yaptırıyorum. Ben var ya ben, Seringiloğullarının kızıyım. Siz Cansu Seringiloğlu musunuz? Oğlu değilim, kızıyım. Bak soyadı esprisi de yaptım sana. Doktor bey, arkadaşımı iyileştirin. Anlıyor musunuz? Hiçbir masraftan kaçınmayın. Cansu, gerek yok diyor bak, adamın diploması var kızım. Ondan iyi mi bileceğiz? Gerek yok diyor, duydun mu? Şimdi Cansu Hanım öyle deyince... Ya oğlum, acilen bu çocuğu almamız lazım ameliyathaneye. Yoksa ölecek. Hadi hazırlayın. Çok şükür ya. Murat kusura bakma. Ben şikayet edeceğim burayı, merak etme. Resmen seni başından sağmaya çalıştı. Sizi açığa aldıracağım var ya. Yalvarırım Cansu Hanım, yapmayın. Cansu Hanım benim suçum değil. Çocuk dedi ki ben fakirim. Kıza karizmam çizilmesin. Onu seviyorum. O yüzden bir yalan söyleyiver dedi. Cansu Hanım, ekmeğimden etmeyin beni, olur mu? Cansu ya. Maalesef ben biraz fakirim de. Ay tamam Murat, önemli değil ya. Olabilir yani, ne var bunda? Ben ödüyorum, merak etme. Cansu olur mu ya, Allah Allah. Benim hastane masrafımı sen niye ödüyorsun? Olmaz. Olur. Lan sen bir karışma, sus. Olmaz Cansu. Murat, benim yüzümden ısırıldın. O yüzden lütfen itiraz etme. Bak küserim ha. Ya ama Cansu, ben sana böyle mahcup oluyorum yani. Ay demek bir de beni seviyorsun ha. Ya Murat, ne mahcup olacaksın ki yani, olur mu? Ulan doktor, her şeyi söyledin ha. Yemin ediyorum her şeyi söyledin. Gelecek bölümlerle ilgili de spoiler vereyim mi? Doktor. Tamam vermiyorum. Ama seni harbiden dikmemiz lazım. Cansu Hanım, siz muhasebeyi ödeyin. Ben hemen arkadaşınızı iyileştiriyorum, tamam mı? Ay siz elinizden geleni yapın, tamam mı? En iyisini yapın. Murat merak etme. Her şey bende, tamam mı? Oğlum bu kızı kaçırma bak. Yemin ediyorum. Cillop gibi. Bak senin için masrafları da ödüyor. Ben genç olsam var ya, direkt buna atlardım. Yani atlardım derken,
kucağına atlardım. Hani masraflarımı ödüyor ya. Doktor, kısa kes kısa. Hadi kolumu dik, gözünü seveyim bak. Acıyor lan. Birden acımaya başladı. Oğlum şu C, D, E vitaminlerini kısın lan. Öleceğiz anasını satayım. Ay doktor bey, Murat iyi değil mi? Endişe etmeyin Cansu Hanım. Tam da istediğiniz gibi diktim. Zaten gözleri de açıldı. Vallahi iyi ki getirmişsiniz ha. Yarası enfeksiyon kapabilirmişti. Murat, iyi misin? Ocağın yansın doktor. Allah belanı versin doktor. Kıza her şeyi söyledi ya. Rezil oldum oğlum. Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Ulan kerata. Bulmuşsun at gibi kızı. Yani. İyi günler, iyi günler. Murat, iyi olmana sevindim. İyileşeceksin, merak etme, tamam mı? Kusura bakma ya. Beşir'e anlatmamam gerekiyordu. Özür diliyorum senden. Önemli değil Cansu. Sağ ol ya. Her şey için sağ ol. Ay, fakir olduğunu bilmiyordum ben senin ya. Demek bana o yüzden mesaj atmadın değil mi? Telefonun da yok senin. Doğru söyle. Olmaz olur mu Cansu? Var var. Yalan söylüyorsun Murat. Kızım var. Vallahi var. Telefon numaranı söyle. Hemen şimdi. 0214... Neydi ya? Ay yalan söylüyorsun işte. Telefonlar 0500 ile başlıyor. Murat ya. Niye söylemedin? Utandım açıkçası Cansu. Yani fakirim. Ve ne bileyim yani. Sen bana arkadaşlık ediyorsun. Çok hoş bir şey. Bunun bozulmasını istemedim. Fakir olduğumu öğrenirsen benimle arkadaş olmasın diye düşündüm. O yüzden. Saçmalıyorsun Murat ya. Ben senin paranı pulunu ne yapayım? Zengin olsan ne olacak, fakir olsan ne olacak Murat? Sahiden mi? Elbette ki. Ay Murat. Murat oğlum. Oğlum iyi misin? Kızım sen kimsin? Murat. Murat iyi misin oğlum? Duyar duymaz geldim. Merhaba teyze. Ben Murat'ın okuldan arkadaşıyım da. Cansu ben. Kızım demek arkadaşısın. Murat iyi mi kızım? Ne oldu ona? Anne, ölmedim. Morgda değiliz fark ettiysen. Konuşabiliyorum. Bana sorabilirsin. Köpek ısırdı ya. Önemli bir şey değil. Ne demek önemli değil Murat? Nasıl ısırdı köpek seni? Kızım senin burada ne işin var? Ziyarete mi geldin? Ya anne, kızı durduk yere niye sorguya çekiyorsun? Olmasaydı enfeksiyon kapabilirdim. O getirdi beni hastaneye. Sağ olsun. Cansu bir tanedir var ya. Öyle değil mi Murat ya? Efendim ya, ben öyle görünce dayanamadım, hemen getirdim. Benim iyi niyetli melek kızım. Çok sağ ol yavrum. Sen de pek güzelmişsin kız. Efendim teşekkürler. Ben sizi oğlunuzla yalnız bırakayım. Yok kızım, kalabilirsin. Çok güzel bir kızmışsın sen. Öyle değil mi Murat? Ne diyorsun anne? Kaş göz yapma. Ama güzel değil mi Murat? Baksana maşallah. Çok teşekkürler teyzeciğim ya. Yalnız ben sizi yalnız bırakayım. Hem zaten benim ailem de merak etmiştir beni. Onları da arayamadım zaten. Siz sohbet ede durun. Ben geliyorum, tamam mı? Peki kızım. Maşallah. Tü. Maşallah. Sen çok da güzel gelin olursun biliyor musun? Anne. Ne var Murat, ne var? Anne yani. Güzel kız işte. Ben gerçekten mahcup oldum. Müsaadenizle. Yürü bakalım eşek sıpası. Feride Hanım. Kusura bakmayın. Vallahi özür dilerim. Sizin burada ne işiniz var Ömer Bey? Ne yapıyorsun sen? Ya papa çekiştirmesene ya. Sus ulan Allah'ın cezası. Feride Hanım. Sizin oğlanı ısıran köpek. Benim oğlanın köpeğiymişti. Kusura bakmayın. Bu salmış üstüne. Köpeği eve getirince anladım. Dişinde hep kan vardı. Bir parça da kıyafet buldum. Sonra bunu dövünce anlattı her şeyi. Gerçekten bu çok büyük bir terbiyesizlik. Beşir oğlum, neden böyle bir şey yaptın? Beşir oğlum mu? Sen benim annem değilsin ki sen bana nasıl oğlum dersin? Teyze, haddini bil. Müsaadenizle Feride Hanım. Ulan eşek sıpası. Karşında bir hanımefendi var. Beni sana uğratamadım mı? Hanımefendilere saygılı olacaksın. Kusura bakmayın. Çok centilmensiniz beyefendi. Layımdır. Murat, oğlum, baba de bana. Baba de,
Yaralandım baba. Faturalarımı öde de. Babacığım da. Lan oğlum kel ne içip geliyorsun buraya? Çık lan odamdan. Çık. Senin kel diyen ananın. Yani evladım. Şoktasın galiba değil mi? Şokta değilim canım. Hastanedeyim. Çık lan. Neyse. Zaten hasta ziyareti kısa olur değil mi? Seni tenha da yakalamayayım ağzını yüzünü kırdım. Feride. Biz gidiyoruz. Kalk ulan kalk yürü. Tamam baba. Geçmiş olsun Murat. Özür dilerim senden. Almanya'dan geliyorum. Cansu. Ne kadar da beyefendi değil mi Murat? Murat okulda görüşürüz tamam mı? Ay kolay gelsin efendim size. İyi günler. Geçmiş olsun. Ay ne tuhaf bir aile ya. Anlamadım ki. Anne. Bu adamı bir daha bizim evin orada görürsem. Vallahi anne yapacaklarımı artık önceden kestiremiyorum. Anladın mı beni? Evin orada mı? Ne diyorsun Murat? Anne. Gördüm. Sakın bana yalan söyleme. Bak anne. Yetişkin kadınsın diye sana karışmıyorum. Ama her şeyin bir haddi bir sınırı var tamam mı? Aşma anne o sınırı. Sen iyi değilsin Murat. Ben bölümü kapatayım en iyisi olur mu? Senin kafa gitmiş narkoz yiyince. Ulan. Gerçi bacağımı hissetmiyorum doğru söylüyor. Anne. Bu konuşma yarım kaldı ama. Bir sonraki bölüm devam edecek. Anlıyor musun? Ay tabi tabi. Bağlamın sana geldik. Hadi Murat bitti bitti. Şimdi yırtmış olabilirsin anne. Bir sonraki bölüm yırtabilecek misin bakalım? Ay tabi tabi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümde Murat'a pitbull saldırdı ve Cansu onu hemen hastaneye getirdi. Ayrıca Murat ve Cansu arasında yeni bir ilişki başladı. Artık Cansu Murat'ın kendisini sevdiğini biliyor. Bakalım ilişkileri nasıl ilerleyecek. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hele bacım buyur buyur. Uber Uber. Buyurmaz mıydın Ömerler? Çok da güzelmiş. Namus diye de benzer. Buyurun bacım buyurun. Oturmaz mıydınız homefendi? Ondan sonra dedim biliyorsunuz mu? Ne oluyor lan dedim. Siz kimsin? Anam. Beyler şuraya bakın lan. Abi ne iş bu? Ulan oğlum. Bu Uber arabasına benziyor. Lan bunlar yürek mi yemiş? Taksi durağına Uber'la gelmişler. Dalın ulan Allah size. Vurun. Acımayın. Hele bacım sen hiç korkma. Ben o ağızlarını yüzlerine kuracağım. Ulan nömi sizler arabama sakın vurmayın tamam mı? Ulan. Ulan çok da kalabalıklarmış o. Ulan belanı vermesin. Lan. Lan gelmeyin lan. Gelmeyin. Ulan nömi sizler vay. Vurun beyler vurun. Beyler vurun şu namussuza. Oo ne koydum. Sen hiç taksici dayağı yememişsin belli.